Efendim, bölgeye biz Kürtçe eğitim müsaadesi verelim. Şimdi bazı siyasilerimiz öyle diyorlar. Bizim iktidarımızda diyorlar, Kürtçe eğitim yaptıracağız orada. Kürtçe radyo televizyon yayını yaptıracağız. Süt liman olacak her şey. Sanılmasın ki bunların dedikleri yapılırsa bu kanlı terör duracak. O zaman karşı karşıya bulunduğumuz belanın sebebini iyi anlayamamış demeyiz. Veyahut kötü niyeti var demektir. Bunu söyleyenler. Sebep Türkiye'yi parçalayarak, lokma lokma ederek neticede Türk milletini yok etmektir. Türk milletine karşı ilan edilmemiş bir savaş sürdürülüyor. Bu savaş derin de savaştır. Buna tipik derin de savaştır. Bunu nasıl önleyeceğiz? Her şeyden evvel milli uyanıklıkla önleyeceğiz. Gaflete düşmeyeceğiz. Yanlış sebep koyarak ona göre efendim bas modeli verelim. Yok efendime söyleyeyim, Kürtçe eğitim yaptıralım. Ondan sonra ne gelecek? Sen kendi elinle milli birliği bozacaksın, milli kültürümüzü parçalayacaksın ve ayrılığa hız vermiş olacaksın. Böyle bir şeye gerek yoktur. Başka ülkelerde de buna benzer durumlar var. Fransa'da aşağı yukarı 17 mahalli diyalek konuşuluyor. Ama Fransa'nın resmi dili Fransızcadır. Fransa'nın eğitim dili Fransızcadır. Fransa'nın radyo ve televizyonları sadece Fransızca yayınlar. Amerika'da da öyledir. Amerika 120'den fazla çeşitli milletten oluşan bir devlettir. Öyle olmasına rağmen Amerika'nın resmi dili İngilizcedir. Kendileri Amerikanca diyor. Biraz farklı İngilizceler. Ama resmi dilleri tek İngilizcedir. Eğitim dilleri İngilizcedir. Kültür dilleri İngilizcedir. New York'un bir bölgesinde 10 milyon İtalyan yaşıyor. Bunlar kalkıp da biz burada İtalyanca eğitim yapacağız ve özetlik kuracağız veyahut da ayrılacağız Amerika'dan, bağımsız bir İtalyan devleti kuracağız diyemezler. Şimdi biz Anadolu'da 922 sene beraber yoğrulmuşuz. Efendim, ondan sonra Anadolu'muzun bir parçasını koparacaklar. Orada ayrı devlet kuracaklar. Ondan sonra bizi birbirimize kapıştıracaklar. Canlar istedikçe ve neticede büyük Ermenistan'ı kuracaklar. Adana'ya kadar Ermenistan haritalar yayınlıyor. Büyük Ermenistan davasına gidiyor. Efendim, bu taraftan Yunanlılar Kıbrıs'ı enosis yapacak ve Ege Denizi'ni yutacak. Daha sonra fırsat bulursa köhne Bizans'ı tekrar diriltmeye çalışacak vesaire. Bu oyunlarla karşı karşıyayız. Milli birliğimizi mutlaka koruyacağız. İslamiyet'in kaynaştırıcı yüce ruhu, yüce imanıyla bütün milletimizi yoğurarak, birbiriyle kaynaştırarak vatan topraklarımızın bütünlüğünü, milletimizin birliğini mutlaka sürdüreceğiz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Ve buna karşı silahlı kalkışma yapanları, silaha sarılıp devlete karşı çıkanları ezeceğiz. Devletin silahlı kuvvetlerini, devletin polisini, devletin jandarmasını, devletin adliye teşkilatını, devletin bütün gücünü bu fitneyi söndürmek için kullanacağız. Kullanmalıyız. Yalnız Türkiye sınırları içindeki bu çeteleri dikkate alıp bunları üreten, yetiştiren, hazırlayan dışarıdaki merkezleri, dışarıdaki odakları gözden kaçırırsak hata etmiş oluruz. Bunu bir türlü söndüremeyiz.
Nitekim iktidarların şimdiye kadar başarısız olmalarının bir mühim sebebi de budur. Bu aynı her yerde söylediğim gibi klasik bir misaldir bu. Sivrisinek mücadelesine benzer. Evimiz sivrisinek kaynıyor. Sivrisineklerden kurtulmak için evdeki sivrisinekleri öldürüyoruz. Ama evin dışında bataklıklar var. Bataklıkta devamlı sivrisinek üretiyor. Biz evin içindekileri yok ediyoruz, öldürüyoruz, bitiriyoruz ama bataklıktan üreyenler sürüyle tekrar eve doluyorlar. Biz devamlı mücadele ediyoruz. Evin içindekileri yok ediyoruz. Bataklıkları kurutmadığımız için bu mücadelenin sonu gelmiyor. Onun için Türkiye'nin dışındaki bataklıkları da dikkate alarak onları da kurutacak tedbirlere başvurmamız lazım.